Arkadaşlar merhaba. Belirli integralde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Açıklamalar kısmında PDF linki var. Oradan PDF'i de indirebilirsiniz. Bir parçalı fonksiyon arkadaşlar integralini alırken dikkat etmemiz gereken husus şudur. Parçalı fonksiyonun kritik noktası arkadaşlar bakın burada nedir? Eksi 1'dir. Eksi 1 istenen integralde alt sınırla üst sınır aralığında mı? Bakıyoruz. Evet, eksi 2 ile arkadaşlar 1 aralığında. O zaman arkadaşlar bu istenen integrali parçalamamız gerekiyor. Nasıl parçalayacağız? Eksi 2'den yani alt sınırdan arkadaşlar kritik noktaya kadar eksi 2 ile eksi 1 aralığında kullanmamız gereken arkadaşlar bakın fonksiyon şu. Eksi 1'den küçük ise demiş. O zaman 3x kare eksi x'in integralini alacağız. Artı diyoruz. Daha sonra arkadaşlar kritik noktadan üst sınıra kadar yani 1'e kadar eksi 1 ile 1 aralığında. O zaman arkadaşlar eksi 1'den büyük ise bakın bu parça kullanılıyor. O zaman 2x artı 6'nın integralini alacağız. Şimdi integralleri alalım. 3x kare integral arkadaşlar x küp. Eksi diğeri de x kare bölü 2 zaten. Şöyle yazdım. Eksi 1'e eksi 2. Daha sonra arkadaşlar x kare artı 6x. Oradan da 1'e eksi 1. Şimdi arkadaşlar değerleri yerine yazalım. Eksi 1'i yazdığımızda eksi 1 eksi 1 bölü 2 eksi. Eksi 2 yazdığımızda eksi 8 eksi arkadaşlar oradan 4 bölü 2'den 2 geliyor. Artı daha sonra 1'i yazdığımızda arkadaşlar 1 artı 6'dan 7 eksi. Parantezimizi açalım. Orası da arkadaşlar 1 eksi 6 olur. Düzenlediğimizde arkadaşlar eksi 3 bölü 2 artı 10 artı 7 artı 5. Yani arkadaşlar 22 eksi 3 bölü 2'den cevabımız 44 eksi 3'ten 41 bölü 2 olur arkadaşlar. Bu fonksiyonda da arkadaşlar iki tane kritik noktamız var. Biri eksi 2, diğeri 0. Şimdi bakıyoruz eksi 4 ile 1 aralığında mı bu ikisi de? Evet arkadaşlar ikisi de bu aralıkta. O zaman alt sınırdan başlayalım. Yani eksi 4'ten başlayalım. Buradaki arkadaşlar kritik noktalardan küçük olan eksi 2. Eksi 2'ye kadar. Almamız gereken parça şu arkadaşlar. Yani x artı 2'nin integralini alacağız. Sonra arkadaşlar eksi 2'den diğer kritik nokta yani 0'a kadar o zaman diğer parça 2x eksi 1 alınacak. Bunun integrali alınacak. Daha sonra arkadaşlar o kritik noktadan yani büyük olan kritik noktadan üst sınıra kadar yani 0'dan büyük ve eşit ise 4x küp. Bunun integralini alıyoruz. Şimdi arkadaşlar integralleri alalım. X artı 2'nin integrali arkadaşlar x kare bölü 2 artı 2x. Sınırlarımız eksi 4'ten eksi 2'ye. Diğeri x kare eksi x. Sınırlarımız eksi 2'den 0'a. Diğer arkadaşlar x üzeri 4. Sınırlarımız 0'dan 1'e. Şimdi arkadaşlar sınırları yazalım. Önce eksi 2'yi yazıyoruz. 4 bölü 2'den 2 eksi 4 eksi parantezimizi açtık. Eksi 4'ün karesi 16 bölü 2'den 8 eksi 8 oldu. Artı 0 yazdığımızda zaten 0 gelecektir. Eksi parantezimizi açtığımızda 4 eksi eksi 2'den artı 2 gelecektir. Artı diğer tarafta arkadaşlar 1 eksi zaten 0 olur. Düzenlediğimizde eksi 2 buradan. Zaten orada arkadaşlar 0 geliyor. Diğer taraftan eksi 6 artı 1 eksi 8 artı 1'den cevabımız eksi 7 olur. Bu soruda arkadaşlar önce değişken değiştirme yapacağız. Bakın burada 2x eksi 1'e u diyelim. Ve her iki tarafın diferansiyelini aldığımızda arkadaşlar 2dx eşittir du olur. Ve dx buradan du bölü 2 gelir. Şimdi arkadaşlar bir de sınırları tabii dönüştürelim. Önce x'e üst sınırı yazdığımızda x eşittir 4 için u arkadaşlar 2 çarpı 4 8 eksi 1'den 7. Sonra arkadaşlar x'e alt sınırı yazalım. X eşittir 2 için u da arkadaşlar 4 eksi 1'den 3 gelir. Şimdi dönüşümü yapalım. Alt sınırımız 3, üst sınırımız 7. Ve arkadaşlar f'in türevinde u dx yerine de du bölü 2 yazıyoruz. Şimdi arkadaşlar 1 bölü 2 çarpını isterseniz dışarı alın ya da 1 bölü 2 çarpı direkt yazalım. F'in türevinin
İntegral arkadaşlar zaten f gelecektir. Sınırlar da 7'ye 3. Şimdi u yerine arkadaşlar 7 yazıyorsunuz. 1 bölü 2 parantezinde f7 eksi daha sonra 3 yazdığınızda f3 geliyor. Bunları da arkadaşlar yukarıdan yani fonksiyondan buluyoruz. f7'ye baktığımızda arkadaşlar onu şuradan bulacağız. 7 artı 1'den 8'i görüyorum. Eksi f3'e baktığımızda da arkadaşlar onu yukarıdan bulacağız. 3 eksi 1'den 2'yi görüyorum. Bu da arkadaşlar 6 çarpı 1 bölü 2'den cevabımız 3 olur. Bu soruda da arkadaşlar mutlak değer fonksiyonu görüyorsunuz. Mutlak değer fonksiyonu kritik noktasını bulalım önce. O da biliyorsunuz arkadaşlar mutlak değer fonksiyonu kritik noktası mutlak değeri 0 yapan noktadır. O da arkadaşlar ne geliyor? 3 geliyor. Şimdi kritik noktamız 3. İsterseniz bu mutlak değer fonksiyonu parçalı fonksiyon şeklinde yazabilirsiniz ama gerek yok. Hemen kritik noktaya bakalım. Alt sınırla üst sınır aralığında mı? Evet arkadaşlar 1 ile 4 aralığında. O zaman 1'den kritik noktaya kadar yani 1 ile 3 aralığında x eksi 3 arkadaşlar biliyorsunuz negatiftir. O yüzden ne yaparız? Eksi ile çarparız. Onu pozitif yapıp mutlak değer dışına alırız. O da 3 eksi x olur. Daha sonra arkadaşlar kritik noktadan üst sınıra kadar yani 3 ile 4 aralığında x eksi 3 arkadaşlar pozitiftir. O yüzden mutlak değer dışına aynen gelir. Ve bu şekilde parçalamış oluruz arkadaşlar. Sonra integrallerini alalım. 3x eksi x kare bölü 2. Sınırlarımız 1'den 3'e. Diğer arkadaşlar x kare bölü 2 eksi 3x. Sınırlarımız 3'ten 4'e. Şimdi sınırları yerlerine yazalım. 3 yazdığımızda 9 eksi 9 bölü 2 eksi 1 yazdığımızda 3 eksi 1 bölü 2. Artı diğerine geçiyoruz. 4'ü yazdığımızda 16 bölü 2'den 8 eksi 12. Eksi parantezi açtığımızda 3'ü yazdığımızda 9 bölü 2 eksi 9 olur. Şimdi arkadaşlar düzenleyelim. Eksi 9 bölü 2. Buradan da bir eksi 9 bölü 2 geliyor. Eksi eksi artı 9. Şu 9'u götürsün. Şimdi arkadaşlar şuradan eksi 4 gelir. Şuradan da 6 eksi 1'den 5 bölü 2. Tabi eksi de var başında. Eksi 5 bölü 2 olacak. Sonra burada 9 var. 9 eksi 4'ten 5. Eksi 5 bölü 2 dediğimizde cevabımız arkadaşlar 5 bölü 2 olur. Bu soruda da arkadaşlar önce kritik noktalarımızı bulalım. Hemen mutlak değer içindeki ifadeyi sıfıra eşitleyin arkadaşlar. Çarpanlarını ayırdığınızda x 3 veya eksi 1 gelecektir. Eksi 1 integralde verilen alt sınırla üst sınır aralığında olmadığından arkadaşlar bu aralıkta olan 3'ü kullanacağız. Önce alt sınırdan 3'e kadar bu aralıkta arkadaşlar mutlak değerin içi negatiftir. Bunu pozitif yapmak için eksi ile çarpıyoruz. Eksi x kare artı 2x artı 3. Sonra arkadaşlar 3 ile üst sınıra kadar. Bu aralıkta da mutlak değerin içi pozitiftir. Onu da mutlak değer dışına aynen alıyoruz. Şimdi arkadaşlar bunların integrallerini alalım. Eksi x küp bölü 3 artı x kare artı 3x. Yine 1 ile 3 aralığı. X küp bölü 3 eksi x kare eksi 3x. 3 ile 4 aralığı. Şimdi arkadaşlar sınırları yazalım. Önce üst sınırı yazıyoruz. Buradan eksi 27 bölü 3 eksi 9. Sonra artı 9 artı 9 geliyor. Eksi diyoruz arkadaşlar parantezimizi açıyoruz. 1'i yazıyoruz. Eksi 1 bölü 3 artı 1 artı 3. Artı diğerine geçiyoruz. 4'ü yazdığımızda arkadaşlar 64 bölü 3 eksi 16 eksi 12. Eksi parantezinde arkadaşlar şimdi 3'ü yazalım. Oradan 27 bölü 3 yani arkadaşlar 9 sonra eksi 9 eksi 9 gelir. Buradan arkadaşlar eksi 9 artı 9'u götürsün. Aynı şekilde burada arkadaşlar. Sonra burada eksi eksi 1 bölü 3 var. Yani artı 1 bölü 3 yapıyor. Bunu 64 bölü 3 ile topladığım zaman arkadaşlar 65 bölü 3 öyle gelir. Daha sonra 9 eksi bakın şurası 4'tür. Oradan 5 gelir. Daha sonra arkadaşlar eksi 28 geliyor. Şu ikisinden. Daha sonra arkadaşlar artı 9 geliyor.
Bunu düzenlediğimizde 65 bölü 3, 5 artı 9 14, eksi 28 eksi 14 yapar. Buradan arkadaşlar eksi 42 artı 65 dediğimizde oradan arkadaşlar 23 bölü 3 cevabımız olur. Soruda arkadaşlar f'in türevinde eksi 2x'i görüyoruz. Burada değişken değiştirmemiz lazım. Hemen eksi 2x arkadaşlar u diyelim. Ve buradan her iki tarafın diferansiyelini aldığımızda eksi 2 dx du'ya dx de arkadaşlar eksi du bölü 2'ye eşit olur. Tabi sınırları da arkadaşlar dönüştürmemiz gerekiyor. X'e 2 verdiğimizde o zaman arkadaşlar üst sınırımız yani u eksi 4 olacaktır. X arkadaşlar eksi 1 verdiğimizde bu sefer de alt sınırımız u arkadaşlar buradan 2 gelecektir. Hemen şöyle yazalım. Alt sınırımız 2, üst sınırımız eksi 4. F'in türevinde u eksi du bölü 2 diyoruz. Şimdi bunu düzenlediğimizde arkadaşlar şu eksi 1 bölü 2 çarpanını dışarı alalım. İsterseniz sınırları yer değiştirebilirsiniz ya da kalabilir. Fark etmez arkadaşlar. İntegralini aldığımızda eksi 1 bölü 2 çarpı f u olacaktır. Önce üst sınırı yazalım. Buradan arkadaşlar eksi 1 bölü 2 parantezinde f eksi 4 eksi f2 gelir. Şimdi f eksi 4'e bakalım. Fonksiyonumuz arkadaşlar fx artı 1 dikkat edin. Eksi 4'ü bulabilmemiz için bizim x yerine eksi 5 yazmamız gerekiyor. Bakın burada eksi 5 var. Eksi 5 yazdığımızda ne geliyor? 4. Buradan arkadaşlar x yerine eksi 5 yazdığınızda f eksi 4 4'e eşit oluyor. Yani geliyoruz şuraya. 4'ü yazıyoruz. Eksi. Şimdi f2'yi bulacağız. F2 bulmak için de arkadaşlar burada x yerine 1 yazmamız lazım. 1 yazdığımızda f2'yi buluyoruz. 1'de de nereye gidiyor? Dikkat edin şu noktaya. 3'e gidiyor. O zaman da arkadaşlar f2 3 olur. Ve burası 4 eksi 3 1 gelir. Eksi 1 bölü 2 ile çarptığımızda cevabımız eksi 1 bölü 2 olur. Evet arkadaşlar. Soruda eksi 2 ile 2 aralığında f'in ikinci türevi artı f'in birinci türevinin integrali bizden istenmiş. Şimdi arkadaşlar arada toplama işlemi var. O zaman ayrı ayrı integrallerini alabiliyoruz. F'in ikinci türevinin integrali zaten f'in birinci türevi yapar. Artı f'in birinci türevinin integrali de fx yapar. Sınırlarımız eksi 2'den 2'ye kadar. Önce arkadaşlar 2'yi yazdığımızda f'in türevinde 2 artı f2 eksi parantezimizi açalım. Eksi 2 yazdığımızda f'in eksi 2'deki türevi artı f eksi 2 olur. Şimdi arkadaşlar f'in 2'deki türevine bakarsak şurada görüyorsunuz 2. Burada arkadaşlar doğrumuz bir teğet doğrumuz var ve o da 135 derecelik açı yapmış. Yani arkadaşlar buradaki teğetin eğimi fonksiyon 2'deki türevini veriyor. Bu da zaten tanjant 135 derece. Yani arkadaşlar eksi 1'e eşit. Hemen yazalım. Eksi 1. Artı f2'ye bakıyorum. F2 zaten arkadaşlar burada verilmiş. Bakın 3. Eksi parantezi açalım. F'in eksi 2'deki türevi. Eksi 2'ye geliyoruz. Burada çizilen teğet arkadaşlar x eksenine paralel. X eksenine paralel de olan eğimi 0 olduğu için o noktadaki türev 0'dır. Hemen şöyle 0'ı yazalım. F eksi 2'de arkadaşlar orada görün. 2'ye eşit. Onu da şöyle yazıyorum arkadaşlar. Şimdi buradan 2 eksi diğer taraftan da 2 geliyor. Cevabımız 0 olur. Evet arkadaşlar bu soruda da mutlak değerin içini 0 yapan 2 tane değer var. Yani 2 tane kritik noktamız var. Bunlar eksi 1 ile arkadaşlar 1'dir. O zaman bu ifadeyi şu şekilde arkadaşlar düzenlememiz gerekiyor. Alt sınırdan önce küçük kritik noktaya kadar yani eksi 1'e kadar. Bu aralıkta mutlak değer iç arkadaşlar pozitif olduğu için mutlak değer dışına aynen çıkıyor. Sonra eksi 1 ile 1 aralığında arkadaşlar mutlak değerin içi negatiftir. Eksi ile çarparak mutlak değer dışına alıyoruz. Sonra 1 ile 2 aralığında arkadaşlar mutlak değerin içi pozitif. Aynen dışarı alıyoruz. Sonra arkadaşlar integrallerini alalım. X küp bölü 3 eksi x eksi 2 ile eksi 1 aralığında x eksi x küp bölü 3 bu da
eksi 1 ile 1 aralığında. Daha sonra arkadaşlar x küp bölü 3 eksi x, bu da 1 ile 2 aralığında. Şimdi arkadaşlar sınırları yazalım. Eksi 1'i yazdığımızda eksi 1 bölü 3 artı 1 eksi, daha sonra eksi 2 yazıyoruz, eksi 8 bölü 3 artı 2. Sonra arkadaşlar 1'i yazdığımızda 1 eksi 1 bölü 3 eksi, eksi 1'i yazdığımızda eksi 1 artı 1 bölü 3 oluyor. Daha sonra arkadaşlar 2 yazdığımızda 8 bölü 3 eksi 2 eksi, 1 yazdığımızda 1 bölü 3 eksi 1 gelir. Şimdi arkadaşlar düzenleyelim. Bakın şuradan 2 bölü 3, buradan 2 bölü 3, buradan eksi 2 bölü 3 ama eksi var önünde, yine 2 bölü 3. Buradan da aynı şekilde arkadaşlar eksi 2 bölü 3, önde eksi var, yine 2 bölü 3. Yani arkadaşlar 4 tane 2 bölü 3 geliyor. Bunların toplamı arkadaşlar 8 bölü 3 yapar. Ayrıca şuradan eksi ile eksiye çarptığınızda bir artı 8 bölü 3 oradan gelir. Bir 8 bölü 3 de var. Topladığımızda arkadaşlar o ikisi de 16 bölü 3 yapar. Daha sonra arkadaşlar eksi 2 gelecek şuradan ve diğer tarafta da bir eksi 2 var. Bunları da topladığımızda eksi 4 olacak. Sonra arkadaşlar 6 çarpı 8 artı 16 24. 24 bölü 3 arkadaşlar 8 yapar. 8 eksi 4 de 4'tür. 6 çarpı 4 cevabımız arkadaşlar 24 olur. Evet arkadaşlar, soru incelediğimizde mutlak değer x bölü x'i görüyoruz. Burada mutlak değer x olduğu için arkadaşlar bunun kritik noktası biliyorsunuz içini sıfır yapan değerdir. Yani arkadaşlar o zaman kritik noktamız burada sıfır olur. Ve ne diyoruz şimdi? Eksi 2'den arkadaşlar kritik noktaya kadar, yani eksi 2 ile sıfır aralığında mutlak değerin içi arkadaşlar negatif olur ve mutlak değer dışına eksi ile çarpılarak çıkar. Sonra arkadaşlar 0 ile üst sınıra kadar mutlak değer içi pozitif olduğu için mutlak değer dışına aynen gelecektir arkadaşlar. O zaman burada eksi 2 ile 0 aralığında biz eksi 1'in integralini, 0 ile 3 aralığında 1'in integralini alacağız. Aldığımızda arkadaşlar eksi x 1 olur. Yani eksi 2 ile 0 aralığında. Diğeri de x gelir 0 ile 3 aralığında. Şimdi değerleri yerine yazalım. 0 yazdığımızda eksi parantezde 0, eksi arkadaşlar daha sonra eksi 2 yazıyoruz. Daha sonra arkadaşlar 3 eksi 0 geliyor diğerinden. Yani buradan arkadaşlar eksi 2, diğer taraftan 3, cevabımız 1 olur. Evet arkadaşlar, soruyu incelediğimizde bakın burada diferansiyeli alınması gereken bir ifademiz var. Önce diferansiyeli alalım arkadaşlar. O da 3x kare eksi 2x dx olur. Yani türevini al, yanına dx'i yaz. Şimdi arkadaşlar bunu 2x'e bölelim. Yani bir düzenleme yapalım burada. O zaman arkadaşlar 3x kare bölü 2x düzenlediğimizde 3x bölü 2 olur. Eksi 2x bölü 2x de 1 gelir. Şimdi integralini aldığımızda 3x kare bölü 4 eksi x olacak. Önce üst sınırı yerine yazıyoruz arkadaşlar. Oradan 3'ü yerine yazdığımızda 27 bölü 4 eksi 3. Eksi parantezinde 1'i yerine yazdığımızda 3 bölü 4 eksi 1 gelir. Şimdi 27 eksi 3, 24 bölü 4 6 gelir. Sonra eksi 3 eksi eksi 1'den artı 1 yapar. Oradan da arkadaşlar eksi 2, cevabımız 4 olur. Soruda arkadaşlar f fonksiyonun x eşittir eksi 1 noktasındaki teğeti x ekseniyle pozitif yönde 45 derecelik açı yapmış. O zaman arkadaşlar fonksiyonun eksi 1'deki türevi tanjant 45'e, yani 1'e eşittir. Teğetin eğimi biliyorsunuz o noktadaki türevine eşitti. Aynı şekilde arkadaşlar eksi 3 noktası fonksiyonun yerel minimum değeri diyor. Yerel minimum noktasında arkadaşlar fonksiyonun türevi 0'a eşittir. Yani fonksiyon arkadaşlar eksi 3'teki türevi sıfırdır. Şimdi bunlar bir kenarda dursun. İntegrale baktığımızda burada f'in türevi ile f'in ikinci türevi arkadaşlar çarpım durumunda. Şimdi arkadaşlar burada değişken değiştirmemiz gerekiyor. F'in türevine u diyelim. Sonra her iki tarafın diferansiyelini aldığımızda f'in ikinci türevi dx arkadaşlar du olacaktır. Yani şu taraf du olur. İntegralini aldığımızda u kare bölü 2 gelir arkadaşlar. Burada u dediğimiz f'in türeviydi. Bunun karesi bölü 2. Sınırlarımızda eksi 1
ve eksi 3. Önce eksi 1'i yazdığımızda f'in türevinde eksi 1 zaten yukarıda gösterdik arkadaşlar 1'di. Burası arkadaşlar 1 bölü 2 geliyor. Eksi sonra eksi 3'ü yerine yazdığımızda f'in türevinde eksi 3 gelecek. O da arkadaşlar zaten 0'dı. Yani arkadaşlar orası 0 geliyor. Cevabımız 1 bölü 2 olur. Evet arkadaşlar soruda üstteki ifadeyi kullanarak alttaki ifadenin arkadaşlar değerini hesaplayacağız. Önce üstteki ifade arkadaşlar bir düzenleme yapalım isterseniz. 1'den 2'ye f 3x eksi 2 dx'i görüyorum. Bir de arkadaşlar orada 3x var. Bunun integralini direkt alabilirsiniz. Onun integrali de arkadaşlar 3x kare bölü 2'dir. Sınırlar da 2'den 1'e ya da 1'den 2'ye diyelim. Şurası 17 bölü 2'ye eşitmiş arkadaşlar. Şimdi bu sol tarafta arkadaşlar değişken değiştirme yapacağız. Burada 3x eksi 2 arkadaşlar u diyelim. Ve 3 dx du'ya yani dx arkadaşlar du bölü 3'e eşit olur. Sınırları da değiştirelim. X arkadaşlar 2 verdiğimizde u 4 gelir. 1 verdiğimizde de u arkadaşlar 1 olur. Yani alt sınırımız 1, üst sınırımız arkadaşlar 4 olur. Şöyle yazalım. 1'den 4'e f u çarpı du bölü 3 o 1 bölü 3'ü dışarı alıyorum arkadaşlar. Artı diğer tarafta bakın şu ifademize baktığımızda önce üst sınırı yerine yazarsak arkadaşlar oradan 12 bölü 2'den 6 eksi daha sonra 1'i yerine yazdığımızda 3 bölü 2 gelir. Bu da arkadaşlar 17 bölü 2 olur. Sonra arkadaşlar bunu düzenlersek 6 ile eksi 3 bölü 2'yi karşıya atalım. Oradan arkadaşlar 20 bölü 2 yani 10 eksi 6'dan 4 gelir. Bu ifademiz yani 1 bölü 3 çarpı 1'den 4'e fu du ifademiz arkadaşlar 4'e eşit olur. Her iki tarafı 3 ile çarptığımda arkadaşlar 1'den 4'e fu du ifadesi 12'ye eşit olur. Şimdi arkadaşlar bu bulduğumuz bir kenarda dursun. Şimdi alttaki ifadeyi düzenleyelim. Bu da arkadaşlar 1'den 4'e fx dx eksi 4x'in integralini aldığınızda 2x kare yapar. Bu da 1'den 4'e. Şimdi zaten biz şurayı bulduk arkadaşlar. Bakın burayı bulduk. Burası 12'ye eşit. Sonra diğer tarafı da düzenlersek eksi parantezinde önce 4'ü yerine yazdığınızda arkadaşlar oradan 2 çarpı 16 32 eksi 1 yazdığınızda 2 gelir. Yani arkadaşlar ifademiz 12 eksi 30 cevabımız eksi 18 olur. Evet arkadaşlar bu soruda integral incelediğimizde bakın şu ifade fx bölü x'in arkadaşlar türevine eşittir. O zaman integralini aldığımızda ifademiz fx bölü x gelecektir sınırlarda 1'den 3'e. Önce 3'ü yazdığımızda f3 bölü 3 eksi 1'i yazdığımızda f1 bölü 1'den f1 gelir. F3'e baktığımızda arkadaşlar burada 4'ü görüyoruz. 4 bölü 3 eksi f1'e baktığımızda 1'i görüyoruz. Oradan arkadaşlar cevabımız 1 bölü 3 Denizli olur. Evet arkadaşlar soru incelediğimizde burada kök içindeki 2x artı 1 ifadesini görüyorum arkadaşlar. Burada değişken değiştirmemiz gerektiğini anlıyoruz. Hemen 2x artı 1 arkadaşlar u kare dersek daha güzel yani daha rahat değişken değiştirebiliriz. Her iki tarafın diferansiyelini aldığımızda 2 dx arkadaşlar 2 u du olur. Yani dx buradan u du olacaktır. Sınırları da arkadaşlar dönüştürelim. X yerine 4 yazdığımızda burada arkadaşlar u'ya dikkat edin. U kök içinde 2x artı 1. Yani o zaman arkadaşlar u burada kök 9'dan 3 gelir. Aynı şekilde arkadaşlar x'e 0 verdiğimizde u da yine kök 1'den 1 olacaktır. Bir de arkadaşlar yukarıda 6x'i görüyorsunuz. Yani 3 çarpı 2x'i görüyorsunuz. Orada arkadaşlar 2x yerine u kare eksi 1 yazabilirsiniz. Hemen dönüşümü tamamlayalım arkadaşlar. Alt sınır 1, üst sınır 3. 3 çarpı 2x yerine arkadaşlar u kare eksi 1 yazıyorum. Altta da zaten kök içinde u kare var. Dx yerine de u du yazıyoruz. Burada arkadaşlar kök içindeki u kare zaten u'ya eşittir. Şu u'yu götürür. Ve ifademiz arkadaşlar 1'den 3'e
3 u kare eksi 3 olur. İntegralini aldığımızda arkadaşlar oradan u küp eksi 3 u oluyor. Sınırlar 1'den 3'e. Önce 3'ü yazdığımızda arkadaşlar 27 eksi 9'dan 18 gelir. Eksi daha sonra arkadaşlar 1'i yerine yazdığımızda 1 eksi 3'ten eksi 2 gelir. Cevabımız 20 olur. Burada arkadaşlar sınırları değiştirdiğimiz için tekrar u yerine kök içinde 2x artı 1 yazmıyoruz. Zaten bu sınırlar yani 3 ve 1 u için arkadaşlar bulmuş olan sınırlardır. Cevabımız 20 denizli arkadaşlar. Soruyu incelediğimizde arkadaşlar sınırların 0 ile 3 olduğunu, her ikisine de aynı olduğunu görebiliyoruz. Şimdi ayrı ayrı baktığımız arkadaşlar tabi burada sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ancak şöyle taraf tarafa bunları toplayabilirsiniz. Yani aynı sınırlar olduğundan dolayı bunlar arkadaşlar aynı integral altında yazabilirsiniz. Yani fx artı x çarpı f'in türevinde x dx diyebiliriz arkadaşlar. Bu da 3'e eşitmiş. Şimdi bu ifadeyi incelediğimizde arkadaşlar bu ifademiz x ile fx'in arkadaşlar çarpımının türevidir. Şöyle. Bunu integralini alırsak o zaman arkadaşlar bu ifade x çarpı fx olacaktır. Sınırlar yine 0'dan 3'e dedik. Önce 3'ü yerine yazarsak 3 f3'ü görüyoruz. Eksi arkadaşlar 0 yerine yazın zaten 0 gelir. 3'e eşitse f3 buradan arkadaşlar 1 olur. Yani cevabımız Bursa'dır. Evet arkadaşlar soruda 1'den 3'e fx dx 5 olarak verilmiş. Şimdi arkadaşlar siz bunu 1'den 3'e fu du da yazsanız bir şey değişmez. Bu ifadeyi gördüğümüz zaman 5'i yazacağız. Şimdi alttaki ifadeyi düzenleyelim arkadaşlar. Burada 4'ün integralini aldığın zaman 4x sınırlar 0, 1. Artı diğer ifadede arkadaşlar değişken değiştirmemiz gerekiyor. Bakın burada 2x artı 1'i görüyorsunuz. 2x artı 1'e u derseniz oradan 2 dx du olur. Dx de arkadaşlar du bölü 2 gelir. Sonra sınırları da değiştirelim. X yerine arkadaşlar 1 yazdığınızda u buradan 3 gelir. Üst sınırdır. X yerine 0 yazdığınızda u arkadaşlar 1 gelir. Bu da alt sınırdır. Şimdi arkadaşlar bunu yazalım. 1'den 3'e diyoruz. Fu çarpı du bölü 2 diyeceğim. Burada önce şu ifadeyi bir bulalım arkadaşlar. 1'i yazdığınızda 4 eksi alt sınırı yazdığınızda zaten 0 gelecek. Artı diğer ifade arkadaşlar 1 bölü 2'yi integralin dışına alalım şöyle sembol dışına. 1'den 3'e fu du'yu görüyorsunuz. Bu zaten arkadaşlar yukarıda bakın verilmiş bize 5 olarak şu ifade. Aynısını burada gördük ve bu ifade gördüğümüz yere 5'i yazdık. Oradan 4 artı 5 bölü 2 yani arkadaşlar 13 bölü 2 cevabımız olur. Evet arkadaşlar soruda u eşittir kök x dönüşümü yapılacak ve bu şekilde bırakılacak arkadaşlar. Yani integral alınmayacak, sadece dönüşümü yapıp bırakacağız. Şimdi u yerine daha doğrusu kök x yerine arkadaşlar u yazacağız. Ayrıca dx yerine ne yazmamız gerektiğini bulmak için diferansiyelini almamız gerekiyor. Diferansiyelini almadan önce isterseniz şöyle her iki tarafın karesini alın. U kare eşittir x olur. Sonra diferansiyelini alalım arkadaşlar. Buradan 2u du dx'e eşittir. Sınırları da değiştirelim. X yerine 9 yazdığımızda üst sınır 9 görüyorsunuz. İçin u ne geliyor bakalım. Oradan da arkadaşlar u kök 9 oluyor. Yani 3 oluyor. X yerine 4 yazdığımızda u da kök 4. Yani 2 oluyor. Şimdi dönüşümü tamamlayalım arkadaşlar. Alt sınırımız 2. Üst sınırımız 3. Kök x yerine u dedik. X yerine u kare dedik. Ve dx yerine de 2 u du'yu yazdık. Düzenlersek 2'den 3'e burada arkadaşlar 2 u ile u'yu çarptınız. 2 u kare bölü u kare eksi 1 du bizden istenen ifade olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu soruda da f'in türevinin mutlak değerin integrali bizden isteniyor. Şimdi arkadaşlar f'in türevi ne zaman pozitif ne zaman negatif ona bakalım.
Zaten fx'in grafiği verilmiş. Fx'in artan olduğu yerde biliyorsunuz arkadaşlar türevi pozitiftir. O yüzden mesela şurada eksi 4 ile eksi 1 aralığında fx artıyor. Fx arttığı için arkadaşlar türevi sıfırdan büyük oluyor. Ve eksi 1 ile 2 aralığında arkadaşlar fx azaldığı için türevi negatif oluyor. O zaman biz bunu arkadaşlar parçalamamız gerekiyor. Alt sınırımız eksi 4. Burada kritik nokta eksi 1. Eksi 1'e kadar arkadaşlar f'in türevi pozitif olduğu için mutlak değer dışına aynen çıkar arkadaşlar. Sonra eksi 1'den arkadaşlar üst sınıra kadar 2'ye kadar f'in türevinin negatif olduğunu söylemiştik. O da mutlak değer dışına eksi ile çarpılarak çıkacak. Şimdi integralini aldığımızda arkadaşlar fx gelecek. Diğer tarafta da eksi fx olacak. Evet, sınırları yazalım. F eksi 1 eksi f eksi 4 eksi parantezinde f2 eksi f eksi 1 oluyor. F eksi 1'e baktığım zaman 2 eksi f eksi 4'e baktığım zaman eksi 2 geliyor. Eksi parantezinde f2'ye bakıyorum arkadaşlar eksi 2 eksi f eksi 1'e bakıyorum 2. Buradan arkadaşlar 4 artı 4'ten cevabımız 8 olur. Evet arkadaşlar bu soruda da t eşittir pi eksi x dönüşümü yapılacak. Yani arkadaşlar t yerine pi eksi x yazın diyor ama burada görüyorsunuz t yok. O zaman x ile t'yi yer değiştirirsek x yerine arkadaşlar pi eksi t yazacağız demektir. Ve burada diferansiyeli de alalım. Dx yerine ne yazalım onu da görelim arkadaşlar. Her iki tarafın diferansiyelini aldığınızda dx eşittir eksi dt olur. Sınırları da tabii değiştirmemiz gerekiyor. Üst sınırımız pi. X yerine pi yazdığımızda x eşittir pi için t arkadaşlar pi eksi pi yani 0 gelir. X yerine pi bölü 2 yazdığımızda arkadaşlar t de pi eksi pi bölü 2'den pi bölü 2 gelecektir. Şimdi alt sınırımız pi bölü 2. Üst sınırımız 0. Sinüs x yerine arkadaşlar pi eksi t yazdık. Artı kosinüs yine x yerine pi eksi t yazdık. Ve dx yerine arkadaşlar eksi dt yazdık. Şimdi arkadaşlar burada alt sınırla üst sınırı yer değiştirdiğimizde mesela sıfırdan pi bölü 2'ye dersek o zaman arkadaşlar işareti de değiştirmemiz gerekiyor. Bakın burada eksi dt var. Bu eksi t'deki eksi ne yapsın? Gitsin. Ve arkadaşlar sinüs pi eksi t biliyorsunuz ikinci bölge sinüs pozitif sinüs t'ye. Diğer tarafta kosinüs pi eksi t'ye giriyoruz. Bu da arkadaşlar ikinci bölge kosinüs eksi. Eksi kosinüs t'ye zaten eşit oluyor. Çarpı dt dediğimizde işi bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Cevap buradan Bursa gelir. Evet arkadaşlar bu soruda x çarpı f'in ikinci türevinin integrali istenmiş. Bazen arkadaşlar x çarpı f'in türevinin integrali de istenebiliyor. Bu tip sorularda arkadaşlar terim ekleme yöntemini kullanın. Yani arkadaşlar mesela burada f'in türevi de olsaydı şöyle eklenmiş olsaydı. O zaman bu ifade arkadaşlar x çarpı f'in türevinin arkadaşlar türevi olmuş olmaz mıydı? Yani çarpımın türevi olurdu. Hatta şöyle yazalım. Bu ifade x çarpı f'in türevinin arkadaşlar türevidir. Şimdi biz buraya f'in türevini ekledik. Bir de arkadaşlar ifadenin değişmemesi için eksi f'in türevini de eklemeniz gerekiyor. Zaten o da arkadaşlar integrali direkt alınabilen bir ifadedir. Şimdi sınırlara bakalım. 1'den 2'ye. Şöyle yazalım arkadaşlar. Eksi f'in türevi diyelim. Ve bunun integralini aldığımızda zaten bu x çarpı f'in türevi gidecek. Diğer taraftaki fx gelecek. Sınırlarımız da arkadaşlar 1'den 2'ye. Önce üst sınırımızı yazıyoruz. 2 çarpı f'in türevinde 2. Bakıyoruz. O da arkadaşlar eksi 1'e eşit. Eksi f2 2'ye eşitmiş. Eksi parantezinde 1'i yazıyorum. 1 çarpı f'in türevinde 1. O da eksi 1'e eşit arkadaşlar. Eksi f1 o da 2'ye eşit. Düzenlediğim zaman eksi 4 buradan geliyor. Diğer taraftan arkadaşlar eksi 3 eksiye çarptım artı 3 ve cevabımız eksi 1 yani Adana oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu soruda da yine değişken değiştirme yapmamız gerekiyor. Bakın x kare artı 1'i görüyorsunuz. Bu ifadeye u diyelim önce.
Her iki tarafın diferansiyelini aldığımızda 2x dx arkadaşlar du'ya eşit olacak. Orada x dx'i görüyorum. O zaman x dx gördüğümüz yeri arkadaşlar du bölü 2 yazacağız demektir. Sınırları da dönüştürelim. Üst sınırımız 3. 3x yerine yazdığımızda u arkadaşlar 9 artı 1'den 10 gelir. Alt sınır 0. X yerine 0 yazdığımızda u arkadaşlar 1 gelir. Evet, yazalım o zaman. 1'den 10'a oldu. FU DU bölü 2 geldi. Bu da 18'i eşitmiş arkadaşlar. Şimdi burada 1 bölü 2'yi dışarı alırsak. 1 bölü 2 çarpı 1'den 10'a FU DU'yu görüyoruz arkadaşlar. Bu 18. Her iki tarafı 2 ile çarptığımızda 1'den 10'a FU DU ifadesi arkadaşlar 36'ya eşit olur. Bu ifadede arkadaşlar biz u yerine x yazmamız hiçbir şeyi değiştirmez. Yani 1'den 10'a fx dx ifadesi 36'ya eşit olmuş olur. Yani istenen ifade arkadaşlar 36'dır. Evet arkadaşlar, bu soruda da integrali alınacak ifadenin dikkat ederseniz türevi bizden istenmiş. Şimdi arkadaşlar burada integrale dikkat edin. Yani integralin sınırlarına dikkat edin. Sınırlar arkadaşlar dikkat ederseniz 2 ile 5, ikisi de sabit. Sınırlar sabit ise arkadaşlar bu integralin sonucu da sabit bir sayı gelecektir. Ve biz sizden ne istemiş oluyoruz? Sabitin türevini, d bölü dx nedir? İfadenin türevini al. Sabitin türevini alırsak ne gelir arkadaşlar? 0 gelir. Yani arkadaşlar bu sorunun sonucu cevabı 0'dır.